karbonhidrat metabolizmasından bahsederken arkadaşlar, pentoz fosfat yolundan bahsetmeyi es geçemeyiz. Pentoz fosfat yolunun glikozun yıkımındaki rolü nedir? Evet, ilk sorumuz bu. Glikozun yıkımına daha önce olduğu gibi genel bir bakış atalım isterseniz. Glikozla başlıyoruz. Burada 6 karbonlu şeker çizerek bunu gösteriyorum. Genellikle glikozun hücrenin sitozolünde bir takım tepkimelerle yıkılmaya başladığını söylemiştik. Buna glikoliz denir arkadaşlar, glikoliz. Ve sonrasında mitokondri içinde Krebs döngüsünden, diğer bir adıyla TCA döngüsünden geçer. En sonunda mitokondride elektron transport zincirine girerek ATP üretir. Glikozun yıkımını düşündüğümüzde bu bizim son ürünümüz oluyor. Fakat pentoz fosfat yolu özel bir yoldur. Çünkü bu yolda ATP tüketilmiyor veya üretilmiyor. Bu oldukça benzersiz bir olay. Peki, bütün bu aşamalar içinde pentoz fosfat yolunu nereye koyabiliriz arkadaşlar? Burada gösterdiğim doğrusal hücresel solunum yolu aslında kısmen doğru. Kavramsallaştırmak açısından iyi bir yöntem, fakat glikozun yıkımında neredeyse aynı anda gerçekleşen yan tepkimeler var ve pentoz fosfat yolu da bunlardan biri. Glikoz, glikolize girerken bir kısmı yolunu değiştirir ve pentoz fosfat yoluna girer. Anlaşıldı mı? Ne yapıyor? Glikoz, glikolize girerken ne yapıyor? Bir kısmı yolunu değiştiriyor ve pentoz fosfat yoluna giriyor. Gözünüzde canlansın diye böyle söyledim. Bu yolda glikoz yıkılmaya devam eder ama glikolizde, Krebs döngüsünde ve elektron transport zincirinde oluşan ürünlerden daha farklı ürünler oluşur. Gördüğünüz üzere pentoz fosfat yolunu farklı renklerde yazdım. Pentoz ve fosfatı iki farklı renkle çizerek oluşan iki ana ürünü vurgulamak istedim. Önce 5 karbonlu pentoz şekerinin oluşumuyla başlıyoruz işe. Pentoz 5 karbonlu şeker demenin farklı bir yolu ve bu şekerin asıl ismi riboz 5 fosfat. Bu 5 karbonlu şeker. Hatta hemen şöyle çizeyim. DNA ve RNA üretiminde rol oynayan önemli bir substrattır arkadaşlar. Hatırlarsanız DNA ve RNA nükleotitler içeriyorlardı ve bu nükleotitler de bir azotlu bazdan, fosfat grubundan ve 5 karbonlu şekerden oluşuyordu. DNA için bu şeker deoksiriboz iken RNA için ribozdur. Tekrar ediyorum, bu şeker DNA için deoksiriboz iken RNA için ribozdur. Fakat her iki durumda da riboz 5 fosfat, böyle deniyordu hatırlıyorsunuz. Her iki durumda da riboz 5 fosfat DNA ve RNA üretiminin öncüsüdür. Yani bu oldukça önemli bir molekül. Bu tepkimelerin ikinci ana ürünü, adından da anlaşılacağı üzere fosforile edilmiş bir moleküldür ve NADPH olarak kısaltılır. P harfi burada fosfatı temsil ediyor. Bunu NADH ile karıştırmayın lütfen. Hatırlayacağınız üzere NADH, glikozun yıkımı sırasında hücresel solunumda üretiliyordu. Burada oluşan NADH daha sonra elektronlarını elektron transport zincirine aktarıyordu. Tabii şunu sorabilirsiniz. NADH ile NADPH arasındaki fark nedir? Çünkü kulağa benzer moleküllermiş gibi geliyor, öyle değil mi? Ve bazı yönlerden gerçekten de öyledirler. Örneğin ikisi de hücre içinde çift halinde bulunurlar. NAD artının indirgenmiş hali NADH, NADP artının indirgenmiş hali de NADPH'tır. Kısacası H formunda olanlar ya da H, büyük H harfiyle biliyorsunuz yazılır, H formunda, H formunda olanlar bu moleküllerin indirgenmiş olanlarıdır ve artı olanları da yükseltgenmiş formlarıdır. Yani NAD artı ve NADP artı. Bu moleküller hakkında farklı olan şey, indirgenmiş ve yükseltgenmiş olanlarının hücre içindeki miktarlarıdır. Daha iyi kavramamız açısından şöyle bir örnek vereyim. NAD artının NADH'a oranı 1000'dir.
yani vücudumuzdaki NAD artı miktarını alıp bunu NADH miktarına bölerseniz NAD artının 1000 kat daha fazla olduğunu görürsünüz. Diğer yandan NADP artıyı NADPH miktarına bölerseniz 0,1 elde edersiniz. Yani bu bize vücudumuzda çok miktarda NAD artı ve NADPH bulunduğunu ve bunlara kıyasla daha az miktarda NADH ve NADP artı bulunduğunu söylüyor. Bunu bilmek NADH ve NADPH'ın çok yakın olduğu zaman arkadaşlar bazen söylerken şaşırıyor gibi oluyoruz. Tekrar edeyim o yüzden şöyle diyeyim. Bunu bilmek NADH ve NADPH'ın vücut içindeki rolünü hatırlamakta bize yardımcı oluyor. Bu ne işimize yarıyor derseniz esas görevi bu. Bunu bilmenin önemi bu. Bu ikisi arasındaki farkı. Şöyle ki arkadaşlar, eğer vücudumuzda çok miktarda NAD artı varsa bu NAD artıların çoğu elektron almak isteyeceklerdir. Ve tabii ki elektron almanın en iyi yöntemi glikozu parçalayıp NADH üretmek. Diğer yandan NADPH'ın ana görevi elektron vermektir. Şuraya yazayım. Vücuttaki NADPH'ın en önemli görevi elektron vermektir ve bu da glikozun yıkımında pek de işe yaramaz, öyle değil mi? Çünkü glikozun yıkımı ortama elektron verir arkadaşlar. Elektron almaz. Unutmayın ki elektron vermek anabolik reaksiyonlarda oldukça önemlidir. Anabolik reaksiyonlar moleküllerin yapımını içerir. Örneğin yağ asidi sentezi gibi. NADPH anabolik reaksiyonlar için gerekli olan indirgeyici gücü sağlama konusunda çok önemli bir rol oynar. Ayrıca NADPH indirgeyici gücünü vücuttaki antioksidan deposunu sürdürmek için de kullanır. Hücresel solunumun sağlanması için oksijene ihtiyacımız olması biraz ironik. Çünkü oksijen fazladan bir elektron alırsa oldukça reaktif ve tehlikeli olabilir. Bu yüzden vücudunuzdaki bazı moleküllerin antioksidan olarak kullanılmasının nedeni reaktif oksijenlerin DNA veya proteinler gibi vücuttaki önemli şeylerle etkileşime girmesinin engellenmesidir. Antioksidan moleküllerinin bazıları fazla elektrona sahip reaktif oksijen ile etkileşime girdiklerinde yükseltgenirler. Böyle bir durumda NADPH gelip elektron vererek yükseltgenmiş bu antioksidanları indirgenmiş durumlarına geri döndürür. Böylece antioksidanlar reaktif oksijenlerle tekrar etkileşime geçebilirler. Şimdi pentoz fosfat yolunu daha ayrıntılı inceleyebiliriz. Size birçok ders kitabında pentoz fosfat yolunun gösterildiği şemayı açacağım. Bu oldukça ayrıntılı bir şema. Evet, şimdi işte burada. Detaylar arasında kaybolmak istemiyorum. Bu yüzden yalnızca önemli noktalara değineceğim arkadaşlar. Bu önemli noktalardan biri pentoz fosfat yolunun iki büyük fazı olduğudur. İlkine oksidatif faz, ikincisine de oksidatif olmayan faz deriz. Adından da anlaşılacağı üzere oksidatif aşamada bir şeyler okside oluyor, yani yükseltgeniyor. Glikozun ya da karbonhidratların yıkımı genellikle oksidatif bir olaydır. Bu fazda oksidatif aşamanın büyük ürünü olan NADPH üretilir. Burada glikoz 6 fosfat ile başlamıştık. Şöyle yıldız içine alalım. Bu da glikoliz sırasında üretilen ilk metabolitlerden biridir. Yani bu yapı glikoz ile başlayan glikoliz sürecinden elde edilmiştir. Glikoz, glikolize girince bir kısmı hücresel solunum tepkimelerine devam ederken, bir kısmı da glikoz 6 fosfat olarak pentoz fosfat yolunun oksidatif fazına geçer. Sonra glikoz 6 fosfat bir takım reaksiyonlar boyunca parçalanır. Bunların detayları çok da önemli değil. Şunu bilsek şimdilik yeter arkadaşlar. Bu reaksiyonlar süresince NADPH üretilir. Oksidatif olmayan faz ise riboz 5 fosfat denilen şuradaki molekül ile başlar. Okunuş olarak riboz 5 fosfata oldukça benziyor, değil mi? Daha önce bahsetmiştim, riboz 5 fosfat pentoz fosfat yolunun ana ürünlerinden biridir ve riboz 5 fosfatın öncülüdür. Evet. Şimdi neler olacak bakalım. Sayfayı kaydıralım. Riboz 5 fosfat
izomeraz denilen bir enzim yardımıyla parçalanır. İzomeraz. Bu enzim, molekülün kimyasal formülünü değiştirmiyor, yalnızca yapısını değiştiriyor ve riboz 5 fosfat oluşturuyor. Bu, pentoz fosfat yolunun ana ürünlerinden biriydi, unutmayın. Yani oksidatif olmayan fazda riboz 5 fosfat üretiliyor. Burada başka bir önemli nokta ise, çeşitli şekerlerin birbirlerine dönüştürülmesi. Peki bu neden önemli? Bu aslında hücre için oldukça işe yarıyor. Çünkü hatırlayın, fruktoz 6 fosfat, gliseraldehit 3 fosfat ve fruktoz 6 fosfat gibi yapılar var ve bunlar glikolizden gelmişti. Bunların hepsi 5 karbonlu şeker değil. Örneğin, gliseraldehit 3 fosfat 3 karbonlu bir şekerdir. Bu yüzden şekerleri transaldolaz ve transketolaz olarak bu tarz enzimler yardımıyla birbirlerine dönüştürmek, tekrar ediyorum, bu yüzden şekerleri transaldolaz ve transketolaz gibi enzimler yardımıyla birbirlerine dönüştürmek, hücrelerin DNA ve RNA sentezi için gerekli olan riboz 5 fosfattan daha çok üretmelerine yardımcı olur. Burada bir uyarı yapmak zorundayım. Ay konuşamadım, affedersiniz, her zamanki gibi. Burada bir uyarı yapacağım arkadaşlar. Uyarı diyemiyorum. Glikolitik ara ürünler riboz 5 fosfata dönüştürülebiliyor olsalar da yolun en başındaki glikoliz 6 fosfata dönüştürülemezler. Çünkü oksidatif faz reaksiyonları tersinir değildir. Bunu zaten tek yönlü oklarla gösterdik. Fakat oksidatif olmayan faz, dönüşüme izin verdiği için buradaki reaksiyonlar tersinirdir. Böylece pentoz fosfat yolunu anlatmış olduk. İlk slayta dönelim ve en önemli noktayı hatırlatalım tekrar. Bu yol sonucunda pentoz şekerlerinden riboz ve fosforile edilmiş bir molekül olan NADPH üretiliyor. Ayrıca pentoz fosfat yolu gerçekten de benzersiz bir özelliğe sahip, çünkü glikozun yıkımı sırasında açığa çıkan metabolitleri kullandığı için bu yolu karbonhidrat metabolizmasının bir bölümü olarak ele alıyor olsak da aslında pentoz fosfat yolunda ATP kullanılmıyor veya üretilmiyor arkadaşlar. İşte bu özellik onu benzersiz kılıyor.